Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Bugün sizlerle birlikte 3. video ile karşınızdayım. Bir günde 3 tane bilanço videosu çekiyorum kaç günden beri. Ee, ama e, ben de emeğimi karşılığı olarak sizden videoları beğeni ve kanala abone istiyorum. Bunların gerçekten de kanalın etkileşim açısından oldukça büyük bir önemi var. Yani benden bir kişiden ne olur demeyin. Bir kişi bir kişi birikiyor birikiyor ve damla damla göl oluyor. Yani bu şekilde düşünürseniz ve iki saniyenizi ayırıp kanala e, abone olup videoları beğeni atarsanız çok çok mutlu olurum. Şimdi hemen gelelim burada BRSA'nın bilançosuna bakalım. BRSA'nın bilançosuna hem TL bazı bakacağız hem de dolar bazı bakacağız. Bakın iki, iki farklı grafik vermişler bize daha doğrusu tablo vermişler. Şimdi burada... E, kalemlere bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Burada USD'ye baktığımız zaman 31 Aralık 2022 tarihi e, tarihli dolar kuru o da 18.69 2021 için ise doları 13.32 olarak almışlar. Yani 2021 için 13.32 2022 için 18.69 olarak almışlar. Şimdi yavaş yavaş gelelim. Ee, öncelikle dönem varlıklara bakalım. Şimdi dönem varlıklara TL bazı baktığımız zaman 7.6 milyar TL'den 13.7 milyar TL'ye çıkmış. Dolar bazı baktığımız zaman 571 milyon dolardan 734 milyon dolara çıkmış. Bakın dolar bazı bile büyümüş. Duran varlıklara baktığımız zaman 8.86 milyar TL, 13.86 milyar TL'ye çıkmış buradan. Ee, dolar bazı baktığımız zaman 664 milyon dolardan 741 milyon dolara çıkmış. Dolar bazı bile büyümeler devam ediyor. Toplam varlıklara baktığımız zaman TL bazı 16.4 milyardan 27.5 milyar TL'ye çıkmış. Dolar bazlı baktığımız zamansa 1.2 milyar dolardan milyon dolardan pardon milyar dolardan aynen 1.4 milyar dolara çıkmış. Şimdi gelelim yükümlülüklere bakalım. Yükümlülüğe baktığımız zamansa 7.2 milyar TL'den 12.7 milyar TL'ye çıkmış. Dolar bazlı ise 547 milyon dolardan 680 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükler 12.7. Burada dönem varlıklarımızsa 13.7. Yani burada Sıkıntı olmadığını söyleyebilirim. Uzun vadeli yükümlülüklere baktığımız zaman ise 2,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkmış dolar bazı ise 189 milyon dolardan 160 milyon dolara da düşmüş. Bakın bu anlamda gayet başarılı. Öz kaynaklara baktığımız zaman 6.6 milyar TL'den 11.8 milyar TL'ye çıkmış. Dolar bazı ise 500 milyon dolardan 634 milyon dolara çıkmış. Yani gerçekten de şu ana kadar gayet başarılı dolar bazı baktığımız zaman. Şimdi hasılata bakalım. Hasılata baktığımız zaman ise burada 7.3 milyon TL'den milyar TL'den 22.2 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Oldukça güzel bakın 3 kat civarında bir artış var. Dolar bazı baktığımız zaman ise 824 milyon dolardan 1.3 milyon dolara milyar dolara arttığını görüyoruz. Oldukça güzel. Brüt kâra baktığımız zaman ise 590 milyon TL'den 3.1 milyar TL'ye çıkmış. Burada 5 kat civarında bir artış var dolar bazı baktığımız zamansa 66 milyon dolardan 188 milyon dolara çıkmış. Yani dolar bazı bile burada 3 katlı bir artış var. Bu arada şundan bahsetmeyi unuttum. Şunu bahsetmedim. Ee, burada e, ee, 2021 için 2021'in ortalama dolar kurunu almışlar. O da 8.88. 2022 için ise ortalama dolar kuru olarak 16.56'yı baz almışlar. Ee, bunu da söyleyelim. Şimdi burada bürüt kâra baktık. Şimdi gelip esas faaliyet kârına. Burada esas faaliyet kârına baktığımız zamansa 304 milyon TL'den 2.4 milyar TL'ye çıktığını. Dolar bazı baktığımız zamansa 34 milyon dolardan 146 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Yine oldukça güzel bir artış var. Finansman geliri öncesi faaliyet kârında da 331 milyon TL'den 2.6 milyar TL'ye, 37 milyon dolardan 159 milyon dolara bir artış mevcut. Şimdi sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kâra baktığımız zamansa burada aslında bir nevi vergi gideri çok olmuş. bunları düştüğümüz zaman bakın 84 milyon TL'den 1.7 milyar TL'ye çıkmış. Dolar bazında ise 9.5 milyon dolardan 106 milyon dolara çıktığını görüyoruz. Burada dönem karına baktığımız zaman ise dönem karı 94 milyon TL'den 1.3 milyar TL'ye çıkmış. Dönem karı oldukça güzel ve bu dönem karının hiçbirisi de vergiden gelmiyor. O güzel. Yani faaliyet karına göre oldukça başarılı. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi dolar bazı baktığımız zaman dönem karına da 10 milyon dolardan 81 milyon dolara da Çıktığını görürüz yani dolar bazı bile burada çarpı 8 yapmış oldukça güzel bir bilançoyla karşı karşıyayız herhalde şu ana kadar sanayi bilançoları arasında baktığım en iyi bilançonun BRSN olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim çeyreksel bazı durumuna bakalım BRS'nin. Çeyreksel bazı baktığımız zaman bakın çeyrekli rekor e, bilanço açıklanmış 7.3 milyar TL. Geçen sene burada e, 2.6 milyar TL'ymiş oldukça güzel. Fave'ye baktığımız zaman 1.2 milyar TL. Burada da yine rekor olduğunu görüyoruz. E, geçen sene bakın eksi 78'miş yani her anlamda burada yükselişler devam ediyor oldukça başarılı. Şimdi net kâra baktığımız zaman bakın eksi 126'dan 795 milyon TL'ye gelmiş. Yine oldukça başarılı. Burada da yükseliş iğmesinin devam ettiğini görüyoruz. Tabi net kârda bakın inanılmaz bir patlama olmuş. Yani bütün kalemlerde çok güzel bir patlama olmuş bu çeyrekte. Buradan. Ee, burada Net borçta bir azalma da olmuş. Bakın 8.2'den 7.8'e işletme sermayesi 200 milyon artmış. Oldukça güzel. Öz kaynaklar da artmış. Tabi net kar bu kadar fazla artarsa öz kaynakların da artması gayet doğal. Ee, burada da oldukça başarılı bir bilanço ile karşınızdayız. Yani burada oldukça yine e, güzel rakamlar görüyoruz. Şimdi marjlara baktığımız zamansa bakın Brüt kar marjı geçen sene eksi 0.50'den 20.18'e gelmiş. Çeyreklik bazı rekor brüt kar marjı gelmiş burada. Çeyreklik fabrik marjında da yine rekor bir fabrik ile karşı karşıyayız. %17.16 yani daha önce tarihinde böyle bir fabrik marjı görmemiş. Oldukça başarılı yine ve geçen sene bakın eksi 2'lerdeymiş. E, oldukça güzel net kar marjında da yine bir rekorla karşı karşıyayız. 10.79 daha önce böyle bir net kar marjı gelmemiş. Yani bu bilanço gerçekten çok 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 iyi gelmiş. BRSN tarafında son olarak bir de oranlara bakalım ve de tarihsel bazı ortalamalara göz gezdirelim. Şimdi cari orana baktığımız zaman bakın 1.01'den 1.08'e yükselmiş. Likidite oranı 0.41'den 0.53'e yükselmiş. Yani yükselişler devam ediyor. Yani biraz likidite oranı biraz yükselse daha da iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama bunu da zamanla halledecektir BRS'an şirketi. Şimdi evet, genel olarak bilanço oldukça başarılı. Bir de çarpan olarak tarihsel bazlı durumuna göz gezdirmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Şimdi Bayrelsan'ın FK'sı 8.06 gelmiş ve 4 senelik ortalaması 21.93 yani burada 2.5'da bir potansiyel arıyor. yani bu anlamda oldukça ucuz kalmış. PDDD'miz 0.92 ortalamalara göre bir miktar pahalı kalmış. FDF'a 13.93 ortalama 7.14 gelmiş neredeyse yarı yarıya ucuzluk var. Firma değeri bir satışlarda bile ucuz kalmış yani Bildiğiniz gibi satışlar ilk kalemdir. Daha sonra bürütkar işte esas faaliyetler öyle öyle gider. Yani satışlar ilk gelir olduğu için bakın burada oldukça önemli bir yeri var. Ve 0.84 ile 4 senelik ortalama 0.95'in bile aşağısında kalmayı başarmış. Yani şirket çarpan olarak da oldukça ucuz duruyor. Tarihsel bazı ortalamalarına baktığımız zaman. Yani bilanço her anlamıyla oldukça başarılı. Ee, geldiğini düşünüyorum. Yani şu zamana kadar birçok sanayi şirketi bilançosu yaptık. Ee, ama bu BRSAN gerçekten de bayağı bir iyi gelmiş diyebiliriz. Şimdi son olarak teknik bazı yorumumuza geçelim. Şimdi BRSAN'a baktığımız zaman 90 bin liralık bir zirvesi var. Bunu e, şu an için gelebileceğini düşünüyorum. Açıkçası böyle bir bilançoyla bir anda sert bir şekilde de buraya gidebileceğini. Yani şu an zaten bugün ta, direkt tavan açmış. Bugün tavanını açtığından dolayı, yani bakın 2-3 tavandan yaparsa zaten eski zirvelerine doğru yerine gidecektir %20 civarına. Ve buralardan da açıkçası ben tavan serisinin devam etmesini beklerim böyle bir bilançoyla. Tabii şu yanlış tabii, güzel bir bilanço geldi işte tavan gider. Böyle bir mantıkla bakmak kesinlikle doğru değil. Ama bilançolar güzel. Şirket ucuz mu tarihsel verine göre ucuz. Şirketin yatırımları var mı yok mu onları kontrol etmeniz lazım. Yani burada bilançolar güzelse şirketin hikayesi varsa şirkete de güveniyorsanız o zaman böyle çok fazla şeye takılmamanız lazım. Yani işte bilançoya gelmiş niye kötü gidiyor? Niye böyle fiyat hareketleri kötü? Yani bunları böyle sorgularsanız o zaman sizin yatırımcı değil de bu sefer daha çok kuma kumarbaz taktiğiyle e, şirketlere yatırım yapmış olursunuz. Bu çok çok yanlıştır. Şirketin bilançosu gayet güzel ve buralardan da iyi fiyatlanabileceğini düşünüyorum ve hatta yani eğer 91 liraların üzerinde kalıcı olursa bu sefer de çanak hedefine gidebileceğini de düşünüyorum. Yani bakın şöyle de bir çanak var gördüğünüz gibi 91 liraları giderse bu sefer de çanak hedefimizde kaç hemen ona da bakalım. Ee, çanak hedefine baktığımız zamansa bakın çanak hedefimizde burada 125 lira civarında şu anki fiyatımız 76 lira. Yani 125 liraya giderse o zaman da e, Yüzde kaç yapmış oluyor şu anki fiyatına göre bakın. Yüzde 60 civarında bir potansiyeli yatıyor ki ben buralara da gidebileceğini düşünüyorum. Evet dostlar e, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.